Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı günler dilerim. Bütün diyet önerilerine baktığınız zaman sağlık için tam tahıl tüketin biliyorsunuz. Tam tahıl tüketiminin bizimle ilgili en önemli yanı Türkiye'deki beyaz ekmek tüketimidir. Fakat tek başına beyaz ekmek tüketimi de bu işten sorumlu değildir. Olayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Tüm gıdaların dengeli tüketilmesi esastır. Fakat bildiğimiz bir şey var. O da şu. Tam tahıl tüketenlerde başta kalp damar hastalıkları olmak üzere kronik hastalıklarda bir azalma olduğu görülmüştür. Hatta bir adım daha ileri gidersek tüm nedenlere baktığımızda ölüm oranlarında da bir düşüş görülmektedir. Bu en çok dikkat etmemiz gereken konudur günlük diyetinizin içerisinde tam tahıl var mı yok mu öncelikle ona bakmanız gerekir. Tam tahıl konusunun daha detaylı incelenebilmesi için aslında bizim Türkiye'de endüstriyel undan ekmek yapmamız ve onu tüketmemiz yatmaktır. Endüstriyel unda ne gibi sıkıntılar vardır? Bir kere her şeyden evvel tahıl dediğimiz ürün kendi içerisinde ayrıldığı zaman en önemli parçasının bizim beyaz ekmekte olmadığını göreceksiniz. Tahılın dış kabuğunda kepek yani lif vardır. Ortada ise nişasta endosperm vardır ve genellikle beyaz ekmek bundan yapılır. İç tabakasında ise özü vardır, rüşeym vardır. Besin değeri en yüksektir, vitaminlerden zengindir. Özellikle E vitamininden. Beyaz ekmek ise sadece orta nişasta bölümünde yapılmaktadır ve besin değeri yüksek olan kısmı içermiyor. En önemli sıkıntı bu. Yani aldığımız ekmek sadece bizi kabaca doyuruyor desek uygundur. Tabi bunda fiyatın da önemli etkisi var. Çünkü diğer ekmekler nedendir bilinmez pahalı. Ama ben her zaman için belediyenin ürettiği ekmekleri, koyu renk ekmekleri tercih etmenizi önermekteyim. Tam tahıllı ekmek denildiği zaman içerisinde neler var? Arpa var, esmer pirinç var ve yulaf var. Bunların da hepsini daha önce gördük. Bunların da hepsi yararlı. Besleyici ve yararlı olduğu da kesin. Dolayısıyla tam tahıllı ekmek tüketmemiz gerekiyor. Bütün her şeyi bırakıp tam tahıllı ekmek tüketeceğiz diye saldırmanın da pek bir anlamı yok. Ama piyasada ağartılmış, zenginleştirilmiş ve vitaminli diye satılan tüm ekmekler aslında bir oyundan ibarettir. Bunlar aslında beyaz ekmekten yapılmakta olan malzemelerden de içermektedir. Ve size ekstra bir katkısı yoktur. Tam buğday ekmeği, beyaz tam buğday ekmeği ve kepekli ekmek tüketebilirsiniz. Dediğim gibi ekmeği birazdan geleceğiz. Düzenli tüketebilirsiniz. Fakat bir miktarda belirlemek ve onun üzerine çıkmamak gerekir. Türkiye'de ekmek tüketimini azaltma yönünde bir çaba söz konusu değildir. Hayat şartları ne gerekiyorsa insanlar o tarzda beslenmek zorundadırlar. Buna karşın Beyaz ekmek tüketimine karşı çıktığınız zaman hemen bir hassasiyet ortaya çıkar. O da nedir? Gluten hassasiyeti. Yaygın olabilir, doğrudur, ama herkeste olacak diye bir şey söz konusu değildir. Bu aslında diğer ürünlerin pazarlaması için parlatılmış bir durumdur. Eğer sizin gaz ve hazımsızlık şikayetiniz varsa beyaz ekmeği kesiniz, kontrol ediniz, gerekirse test yaptırınız. Laboratuvarda bunların testleri yapılıyor. Ama söylediği kadar çok yüksek oranlarda olduğunu zannetmiyorum. Olsa Türkiye'deki herkes perişan olurdu. Tam tağıl tüketimi denildiği zaman 90 ila 210 gramdan bahsediyoruz. Bu çok da büyük bir rakam değil. Bir ekmeği 250 gram olduğunu hesap ederseniz azı karar çoğu zarar üzerinden gitmek gerekir. Yani beyaz ekmekten koyu ekmeğe, esmer ekmeğe geçiş sizin için şarttır. Ama beyaz ekmeği toptan bırakacaksınız diye de bir şey söz konusu değil. Ekmek tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli şey ekmeğin dilimlenmesidir. Çünkü ekmek dilimlenmezse fazla tüketilir. Eğer dilimlenirse o zaman ekmek tüketiminizi kontrol altına alabilirsiniz. Bir ekmeği 2-3 günde tüketmenizi öneriyorum. Her öğün 2 dilim gibi kendinize bir limit belirlemeniz, sınır belirlemeniz gerekiyor ve bu sınırın üzerinde çıkmamanız gerekiyor. Ve özellikle mayalı ekmeklerin daha fazla dalı olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu faydasını zaten mayalı ürünlerin sağlık için yararlarını bu derslerde sık sık belirttiğim zaman hatırlarsınız. Şimdi gelelim bizim sokak lezzetlerimiz diye adlandırılan böreklere. Bir kere bunların hepsi beyaz undan yapılıyor. Yağın ne olduğu belli değil ve son derece tuzlu ve katkı maddesi olma ihtimali yüksek maalesef. Bunların cazibesine aldanıp yedikten sonra bir kere midenize oturur, hazmedilmesi son derece güçtür. Hele bu son zamanlarda çıkan kaşarlı böreklerdeki kaşarın böyle olduğuna bakmayın. Görüntüsüne hiç bakmayın. Bu peynir değil, peynire benzemeyen plastik bir madde. O yüzden eriyip böyle gözüküyor. Çünkü peynir konusunda da endüstriyel peynirle ilgili soru işaretimiz vardı. Onu peynir bölümünde görmüştük. Ama küçük bir örnek vereyim ben size. Bakın yoğurtlu, bitkisel, yağlı, sütlü buz. Bu nedir? Bu dondurmadır. Dondurmanın kapağında yazan Tanım budur. Yoğurtlu, bitkisel, yağlı, sütlü buz. Yani bildiğimiz dondurmanın hiç alakası olmayan bir üründür. Ve içinde özellikle tat ve renk için çok fazla sayıda katkı maddesi bulundurur. Geldik simite. Yağlı poğaça ve börek yemektense simit yiyebilirsiniz. Fakat şunu unutmayın. Önce ekmek sonra simitler bozuldu. Benim gibi eskilerden ve egeli olanlar gevreğin kıymetini ve tadını bilenler şimdi maalesef hayal kırıklığı içerisinde sokaklarda dolaşıyorlar. Söylediğim gibi poğaça yemektense ekmek yemeniz daha iyidir. Hatta simit yiyebilirsiniz ama o simiti de günlük ekmek diliminizden düşmeniz lazım. Bir simiti iki dilim olarak kabul edip o şekilde devam ediniz. Geldik makarnaya. Makarna ile ilgili olan yapılan çalışmalarda makarna tüketimi ve tip 2 şeker hastalığı arasında bir ilişki bulunmamış. Fakat bu nerede yapılmış diye soracak olursanız bu İtalya'da yapılmış. Ve tabii ki İtalyanlar bu makarnanın kendi geleneksel milli yemeklerinin pazarlanması için yaptıkları bir şey olarak değerlendirilebilir. Kararı size bırakıyorum. Ama onlar makarnayı daha diri yaparlar ve sosla tekrar pişirirler. Bu konuda ciddi bir fark vardır ve onların makarnaları ve makarna pişirme biçimleri bize göre daha sağlıklıdır. Biz ise özellikle katı yağ kullanarak Aynen pirinç pilavında olduğu üzere makarnada da hata yapmaktayız. Dolayısıyla makarna haşlanır. Üzerine çeşitli sebzelerden sos hazırlayabilirsiniz ve onu da koyabilirsiniz. Başta domates olmak üzere ama salça da dahil olarak herhangi bir şey kullanmamanızı öneririm. Ben paketlenmiş işlenmiş ürünleri tekrar tekrar söylüyorum. Kullanılmaması gerekir. Bunlar sizin sağlığınıza uzun vadede zarar verir. Dolayısıyla sosunuzu kendiniz yapacaksınız. İçerisine çok az bir miktarda zeytinyağı kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz günlük zeytinyağı tüketimimiz yarım çay bardağı tarzındadır. Onun bir kısmını da burada kullanma ihtimalini söz konusu olabilir. Bunun ötesinde özellikle makarnayı haşlanmış olarak kullandığınız zaman, yediğiniz zaman ek olarak sebzeler, tohumlar, baharatları mutlaka ekleyiniz. Ve mutlaka mutlaka Mantarı da unutmayınız. Mantarı sebze bölümünde bahsetmedim ama özellikle mantarı makarna ile ilgili olarak kullanabilirsiniz. Son özetimiz şu olacaktır. Ekmeği tüketebilirsiniz ama belirli ölçüde. Makarnayı tüketebilirsiniz ama söylediğim şekilde yağsız ve üzeri baharat, tohum ve sebzelerle zenginleştirilmiş şekilde. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.